kapısı açıktı. Peki bu odanın kapısı neden kilitli? Şuradan sağa dön, daha hızlı gideriz, hadi. Acele et. Çok kanaması var. Bayılmak üzere. Çabuk ol. Çabuk çabuk. Hadi daha hızlı gitsene abi. Sen de doktoru ara. Bu kapı neden içeriden kilitli? İçeride kim var? Senin gibi kızlar benim için sadece ayakkabı gibidir. Onları bir süre kullanıp sonra bir kenara atarım. Bak, şimdi hayatın boyunca bana tokat attığını pişman olacaksın. Orada kim var? Kapıyı açın. Kapıyı aç. İçeride kim var? İçeride kim var dedim. Kapıyı açın. İçeride kim var dedim. Hemen aç şu kapıyı. Seni uyarıyorum. Olamaz. Ablası dışarıda ve ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Orada kim var? Orada kim var? Kimsiniz? Sen iyi misin? Hadi Manas, gidelim. Manas. Birisi hediye getirsin. Manas, sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Merak etme. Doktoru çağırın. Çabuk olun. Doktoru çağır. Doktor Şarma buradaysa onu çağır. Eğer mümkünse uzman bir doktor çağırsınlar. Bugün yaptıkların için seni hayatım boyunca affetmeyeceğim aptal kız. Sen iyi misin? Söyle bana. Kim yaptı? Kim? Söyle biri lütfen. Biri ben. Ben. Vipa. Biriyim ben. Vipa'mın iyi bir olmadığını biliyordum. Sana söyledim. En büyük korkum gerçek oldu. Biriyim. O yüzden onunla buluşmanı istemedim. Ben bunu senin iyiliğin için istedim. Onu istemedim Pirim. Çünkü niyetinin kötü olduğunu biliyordum. Onun kötü bir insan olduğunu biliyordum. Sana böyle yapacağını biliyordum. Onun kötü biri olduğunu biliyordum. Abla, seni şimdi anladım. O bana kötülük etti. Beni kandırdı. Sen sakın merak etme. Her şey yoluna gidecek. Ben Brenda ile konuşacağım. O Vipa'yı mutlaka cezalandıracak. Eğer küçücük şeylere bile ceza veriyorsa, ona bu günah için kesinlikle bir ceza verecektir. Ağlama lütfen. Her şey yoluna girecek. Vipa'nın bundan kurtulmasına izin vermeyeceğim. Sana yaptıklarından sonra bundan kolay kolay kurtulamayacak. İnan bana kardeşim. Biliyorum. Lütfen ağlama. Her şey yoluna girecek. Göreceksin. Her şey yoluna girecek. Merak etme sen.
Kardeşim, yanındayım. Yanındayım. Çocuklarıma çok çok büyük bir haksızlık yaptın aptal kız. Eğer çocuklar senin için önemli değilse, o zaman neden annelik yaptın onlara? Neden annelerinin yerini aldın? Neden benim Juhi'mi ve Manas'ımı kandırdın? Yenge, sen burada mısın? Herkes Manas'la birlikte hastanede. Sen de gidersin sanmıştım. Kız kardeşinin yaptığı hatayı sen de tekrarladın. O da arkadaşlarımın önünde tokatlamıştı. Bugün sen de aynı şeyi yaptın. Onun intikamını aldım. Ve şimdi bununkini de alacağım. Ve intikamımı aldıktan sonra Viva Pratap Singh ismini hayatın boyunca unutamayacaksın. Viva Pratap Singh, sanırım benim Purvi Virendra Pratap Singh olduğumu unuttun. Ve Virendra Pratap Singh senin sadece abin değil, aynı zamanda bu köyün muhtarı. Ayrıca bu işlediğin günahın bedelini ödeyeceksin. Seni kimse kurtaramayacak. Sana öyle bir ceza vereceğim ki Priyu'nun kalbine ve bedenine açtığın yaradan çok daha kötüsünü yaşatacağım. Hemen gidip bu yaptığın şeyi Virendra'ya anlatacağım. Ona Priyu'ya yaptığın kötülüğü söyleyeceğim. Onun hayatını nasıl kararttığını anlatacağım. Abim Priyu'nun nasıl bir kız olduğunu biliyor. Karakterini, niyetini ve yaptıklarını, emin ol, her şeyi biliyor. İstersen koşa koşa gidip beni şikayet et. İstersen abime seni ben götüreyim. Daha önce de beni abime şikayet etmiştin. Ne oldu peki? Sana ne cevap verdi? Konuştuklarına dikkat et. Özellikle bu evin duvarlarının içindeyken konuştuklarına dikkat et. Bir kaşık suyun içinde fırtına çıkarmak ve yalan söylemek istediğini kanıtlamak benim için uzun sürmez. Ben bu ailenin oğluyum ve sen gelinsin. Hem de satılmış gelin. Abim erkek kardeşine satılık gelininden daha çok güveniyor. Ve sen de bunu iyi biliyorsun yenge. Dinle aptal kız. Öncelikle Vipav'ın kız bulma sorunu yok. Senin kız kardeşinle neden ilgilensin? Bana Vipav'ın nasıl biri olduğunu anlatmana gerek yok. Onu suçlamadan önce kendi kız kardeşinin hareketlerine bak. O da masum sayılmaz. Ne düşünüyorsun yenge? Abimin önünde kız kardeşinin suçsuzluğunu nasıl kanıtlayacağını mı düşünüyorsun? Çünkü abim benim kız kardeşinin peşinde olmadığımı, tersine bu evin gelini olmak istediğini çok iyi biliyor. Kız kardeşinin niyetinin ve yaptıklarının farkında. Bir düşün. Beni ona yaptığım gibi büyük bir suçla suçlarsan gerçekten inanacağını mı sanıyorsun? Ne kanunlar ne de abim elinde kanıt olmadığı sürece bir şey yapamaz. Şimdi bunları unut ve git kardeşine de söyle artık ne olduysa oldu. Hadi git. Sanırım bir şey daha unuttun Vipav. Gerçeğin kanıta ihtiyacı yoktur. Ve bütün kötülükler bir gün mutlaka cezalandırılır. Bu evde kimse benim yanımda olmasa bile Tanrım her zaman benim yanımda olacak. Tanrı'nın adaleti elbet yerini bulacak. Ben Virendra'ya bu konuda güveniyorum. Hem sen kendine ne sanıyorsun Vipav? Cezalandırılman için elimden geleni yapacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.